Piramitler etkileyicidir. 828 metrelik Burç Halife bulutlara kadar yükselir. Her ikisinin de üzerinde yükselen doğanın armağanı Everest çoğu zaman ölüm saçar. Zirvesinde sadece en iyileri ağırlar. Yine de tüm bunlar sadece dünyada söz sahibi olabilirler. Konu evren olunca bu devasa oluşumlar bile mikroskobik kalabilirler. Ocak 1801'de İtalyan rahip Giuseppe Piazzi çok ilginç bir keşif yaptı. O gece her zamanki gibi gökteki yıldızların haritasını çıkartıyordu. Onu ilk gördüğünde kuyruklu bir yıldız olduğunu düşünmüştü. Ama daha sonra yaklaşık 4 yıllık periyoda sahip bir gezegen olduğunu fark etti. Ona Sicilya'nın koruyucu tanrısı Ceres adını verdi. Ceres keşfettiğimiz ilk asteroid. O 50 yıl boyunca 8. gezegen olarak sınıflandırıldı. 950 kilometre olan çapı onu asteroid kuşağındaki açık ara en büyük cisim yapıyor. Kuşağın toplam kütlesinin %32'sini tek başına oluşturuyor. Bu devasa büyüklük ona cüce gezegen unvanını kazandırdı. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter. Güneş sisteminden çıktığımızda şu ana kadar keşfettiğimiz en büyük gezegen HD 100546b olabilir. Genç yıldız HD 100546 bizden 320 ışık yılı uzakta. Bu şeyin yaklaşık 10 milyon yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Yıldızın etrafındaki gaz ve toz bulutlarını incelediğimizde etrafındaki disk maddesine gömülü ve halen oluşmakta olan HD 100546b'yi keşfettik. Bu şey bir gaz devi olabilir. Sıcaklığının ortalama 600 derece olduğunu düşünüyoruz. En güncel teoriye göre dev gezegenler yıldız oluşumundan geri kalan bazı gaz ve tozları yakalayarak büyüyorlar. Bu yıldızı incelediğimizde tozlu çöküntü diskindeki yapılar öncül gezegene yakın bölgelerdeydi. Bu da bu teoriyi destekliyordu. Daha önce hiçbir gezegenin doğumuna şahit olamadık. Eğer bu tahmin ettiğimiz olaysa ilk kez bir gezegenin doğuşuna şahit olacağız demektir. Gezegen doğumunu bilgisayar simülasyonları yardımıyla anlamaya çalışıyorduk. Artık doğum anına ait malzemelerle etkileşimini gözlemleyebiliriz. Böylesi büyük bir kitlenin yıldız olmaması hala tam anlamıyla çözülmüş değil. Çapı 9000 kilometre. Bu sayı Güneş'inkine çok yakın. Kütlesi ise Jüpiter'inkinin 20 katı. Evrende şu ana kadar keşfettiğimiz en büyük yıldızsa Stevenson 218. O bir kırmızı dev. Dünyadan çok uzakta Kalkan takım yıldızında yer alıyor. Daha önce gözlemlediğimiz en büyük yıldız yine Kalkan takım yıldızında yer alan UY Scuti'ydi. Hacmi Güneş'in yaklaşık 5 milyar, yarıçapı ise Güneş'inkinin 1709 katıydı. Stevenson 218 UY Scuti'den %15 ile 20 daha büyük. Güneş'in yarıçapının 2150 katı. 6000 parsek uzaklıkta, ortalama sıcaklığı ise 3200 Kelvin. Keşfettiğimiz en parlak yıldızların başına geliyor. 8 yıl önce Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar Hubble Everly teleskobunu kullanarak o zamana kadarki en büyük süper kütleli kara deliği keşfettiklerini açıklamışlardı. İsmi NGC 1277, 10 milyar güneş kütlesine sahip. Galaksisinin merkezinde yer alıyor. O kadar büyük ki tek başına bütün galaksi kütlesinin %14'ünü oluşturuyor. Ama bugün keşfettiğimiz en büyük kara delik o değil. Yakın bir zaman önce bu çok fazla kez değişti. TAN 618 keşfettiğimiz en büyük kara delik. Bir galaksinin merkezinde yer alıyor. Tam 66 milyar güneş kütlesine sahip. Ola ufku 198 milyar kilometre. Kuasardan yayılan ışık yaklaşık 10,4 milyar yaşında. Yani bize 10,4 milyar ışık yılı uzakta. Bu kara deliği çevreleyen galaksiyi göremiyoruz. Çünkü kuasarın bizzat kendisi onu gölgede bırakıyor. Bu inanılmaz bir parlaklık. Kabaca Güneş'ten 140 trilyon daha parlak diyebiliriz. Bu özellik de onu evrendeki en parlak nesnelerden biri yapıyor. IC 1101. Süperdev eliptik bir gökada. Bilinen en büyük gökadalardan, yani galaksilerden. Halesi çekirdeğinden 2 milyon ışık yılına kadar uzanıyor ve yaklaşık 100 trilyon yıldız kütlesine sahip.
Bu galaksi dünyadan 1 milyar ışık yılı uzakta. Bizim galaksimizden, yani Samanyolu'ndan 60 kat daha büyük, aynı zamanda A2029'daki en parlak gökada. Burada Güneş'ten 7 milyar yıl daha yaşlı olan ve onun gibi altın sarısınekte meteor açısından zengin yıldızlar var. Onu 1790'da Alman kökenli İngiliz astronom Friedrich Herschel keşfetti. Bir asır sonra John Lewis, Bulutsular ve Yıldız Kümeleri dizin kataloğuna onu 1101. nesne olarak tanımladı. Burada 100 trilyon yıldız, 200 trilyon gezegen ve en az 500 trilyon uydu olduğunu düşünüyoruz. Galaksiler birden fazla şekil ve boyuttadır. Aktif galaksiler elektromanyetik tayfta büyük miktarlarda enerji salınımı yaparlar. Türüne göre bu enerji görünür ışık, kızıl ötesi, radyo dalgası, mor ötesi, X ışını ya da gamma ışını formunda olabilir. Başlıca aktif gökada türleri radyo galaksileri, kuazarlar, blazarlar ve SF galaksileridir. Bazı galaksilerin çok yüksek miktarda radyo dalgaları yaydığı keşfedilmişti. Radyo dalgaları uzaya doğru uzanan büyük uzantılardan geliyor. Jet terimi ise daha ziyade hem temel akışı hem de gözlemlenen yapıyı belirtmek için kullanılıyor. Jetlerin ışığın görünür emaresi olduğu düşünülüyor. Eğer galaksinin parçacık jetlerine dikine veya dike yakın bir açıyla bakıyorsak o zaman radyo galaksisi gözlemliyoruz demektir. Bunlar süper kütleli kara deliklerin birikim diski tarafından destekleniyorlar. 3C236 bir radyo galaksi ve bilinen en büyük radyo galaksilerden. Boyusu 15 milyon ışık yılını aşıyor. Bu da onu bilinen evrendeki en büyük ikinci nesne yapıyor. Şapli süper kümesi çok ünlü bir süper küme. 1989'da keşfedilmesine rağmen adı 1930'larda o bölgedeki galaksi yoğunluğunu ilk fark eden Harlow Shapley'den geliyor. O bilinen en büyük süper kümelerden. Şu ana kadar üzerinde birçok araştırma yapıldı ve en yoğun süper kümelerden birisi olduğu anlaşıldı. Shapley'nin biri 500, diğeri de 650 milyon ışık yılında olmak üzere iki ana toplanma bölgesi var. Bunlar Shapley süper kümesinin bu bölgesindeki 16,5 kadirden daha parlak olan gök adaları. İçinde bizim galaksimizin de olduğu 35 gök adayı kapsayan galaksi grubuna yerel grup diyoruz. Shapley yerel grupla aynı doğrultuda yer alıyor ve yakınlaşıyor. Bu durum bizim galaksimizin kendine özgü devinim hareketinin sebebi olan büyük cazibenin Shapley olduğunu düşündürtüyor. Huge LQG. Bu şeyin 73 kuasardan oluşan bir yapı olduğu düşünülüyor. Keşfedildiğinde en büyük ve en yoğun yapı olduğu açıklanmıştı. Tabii ki gözlemlenebilir evrendeki en büyük yapı. İlk olarak Kasım 2012'de keşfedilmişti. 2 ay sonra da doğrulandı. Onu Roger Claus meslektaşlarıyla birlikte bulmuştu. Boyusu 370 ile 640 milyon parsek olarak düşünülüyor. Kuasarlar merkezlerindeki dev kara deliklerin kütle çekim gücüne kaplan maddelerle beslenen çok parlak aktif galaktik çekirdeklerdir. Bunlar sadece evrenin yoğun bölgelerinde bulunurlar. Bu özellikleriyle de evrendeki aşırı madde yoğunluğunu keşfetmek için kullanılırlar. Bu şey bir halka. Gamma ışını patlamalarından oluşuyor. Evrendeki en büyük kozmik yapılardan. Onu Macar ve Amerikalı gök bilimcilerden oluşan bir ekip 2015 yılında keşfetti. Ekip yaptığı açıklamada yapının yeriyle ilgili herhangi bir veri açıklamadı. Ancak boyutu hakkında bir tahminleri vardı. Boyutu 5,6 milyar ışık yılı. Bu yüzden evrendeki en büyük yapılardan olduğu kesin. Dünyadan 9,1 milyar ışık yılı uzakta. Çoğu gökbilimci evrendeki en büyük şeyin kozmik ağ olduğu konusunda hemfikir. Kozmik ağların evrendeki bütün galaksileri birbirine bağlayan geniş bir hidrojen kanal ağı olduğu düşünülüyor. Bir yıl önce Akugelius takım yıldızından 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksilerde gizlenen kozmik bir yapı olduğu keşfedilmişti. Bu keşif kozmik ağların doğrulanması açısından önemliydi. Karanlık maddeyle çevrili sonsuz bir gök ada kümesi 3 boyutlu bir örümcek ağına benzer. Galaksiler ve karanlık madde kümeleri merkezi oluşturur. Galaksi iplikçikleri de bu merkezi birbirine bağlayan ağ benzeri bir görünüme sahiptir. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter'dir.
keşfettiğimiz en büyük uydu Ganymede. O, Jüpiter'in doğal uydusu. 5268 km çapında, Merkür'den biraz daha büyük. En büyük yanardağ Mars'ta, ismi Olympus Mons. Kabaca 25 km yüksekliğe sahip, yani Everest'i 3 kez üst üste koyarsak anca onun yüksekliğine erişebiliriz. En yüksek kanyon da yine Mars'ta, uzunluğu 3000, genişliği 600, derinliği ise 8 km. En büyük krateri öğrenmek için de yine Mars'a gitmemiz gerekiyor. Tahminen 3300 km çapa sahip Utopia Planitia, Güneş sistemindeki en büyük krater olma unvanına sahip. Burası 1976'da Viking 2 uzay aracının iniş sahasıydı. Ufkumuzu genişleten diğer uzay videolarında görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.